Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Yılmaz ve yepyeni bir VR oyununda sizlerle birlikte deneyeceğiz. Evet, HTC Vive kaskımızla birlikte MSI GT83 VR modeliyle Shift 1080 GTX Senza Peso isminde bir oyunu deneyimleyeceğiz. Oyun mu yoksa bir daha çok etkileşimli bir demo mu bilmiyorum ama ölümden sonraki yaşamı, ölümden sonra karşılaşacaklarımızı aktarmaya çalışıyor sanıyorum ki. Yine garip, acayip acayip bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Senza Peso ya da Peso. Mini Opera. Kalite seçiyoruz. High seçelim. Zira seçmeye çalışıyorum şu an. Bakarak seçiyoruz ya. Elimde kontrolcüler var arkadaşım. Oculus Rift için yapmayın bunu. Bak HTC Vive'ımız var. Nereye gidiyoruz lan? Öldük mü? Yaşam ağacı mı bu? Yoksa Saruman'ın gözü mü? Yakarak mı? Cesedimizi mi yakıyorsunuz? İlginç. Nereye gidiyoruz? Ne oldu lan? Aynı ağaç mı? Benziyor. Evet. Ha, böyle bir opera, bir müzikal. Yalnız böyle gökten aşağı iniyorum ya, bir garip hissettirdin ha. O müzik iyiymiş. Tamam, bizi bir sonraki hayata kayıkla mı götüreceksiniz? Tek başıma mıyım ben burada? Aa, kayı ben mi kontrol ediyorum? Evet mi? Hiç emin değilim. Oh. Beni yutmayaydın iyiydi ya. Aha, abi ne yapıyor? Abi kolay gelsin, rastgele. Yanı adam o. Abo. Abi, bu da bir şey kaybetmiş galiba. Birader, ruhunu mu kaybettin? Çok acınaklı. Oğlum şelaleden aşağı ineceğiz yalnız ha. Umarım uçuyoruzdur. Kayık uçabiliyordur umarım. O ne lan? Kirpik kaş. Kaşlar iyiymiş ya. Orijinal mi? Oğlum çok yakından bakıyorsun. Gözlerim bozulacak. Yürü git. Lan? Oğlum kaşlar harbiden iyiymiş yalnız ha. Bizi kızlar galiba biz. Cehenneme mi gidiyoruz? Hizmetçi mi o? O ne lan, gemi mi? Kontrolcülerin hiçbir anlamı yok herhalde. Ha, sanatını icra ediyor. Gönder. Ne oluyor lan? Nur aldı götürdü adamı ya.
Oğlum Nur bak görüyor musun? Sevabı bol olanları Nur alıp götürüyor. Biz kayıkla gidiyoruz ya. Burada bile sınıf farkı var yani. Evet yine mavi kara delik. Mavi delik pardon kara delik. Ama kara da aynı zamanda. Vardık galiba. Vardık mı? Eyvah kesin dedim ya cehenneme geliyoruz diye. Oy. Uuu. Hızlandık en azından ya bu kısım. Bu sıraat köprüsü mü acaba? Biz bayağı hızlı geçtiğimize göre. Allah'ın sevdiği kuluyuz herhalde değil mi? Oy oy. Yalnız biraz sıcak bastı be. Aa burada durmaya dikiydi ya. Biraz şu ileride aydınlık kısmında dursak. Mamalar, lavlar. Yine yükseliyoruz hadi bakalım. Oğlum kayık nereye gitti ben onu anlamadım. Madem uçabiliyoruz kayık niye yardı? Hep şekil. Şöyle biraz yan mı geçsek? Çarpacağız gibi. Aa son durağa geldik galiba. Bir sonraki durak cennet. cennet istasyonundan cehennem kısmına ve bulutlara aktarma yapabilirsiniz. Oğlum. Basamakta falan durmuyoruz umarım. Evet şimdi ben hurilerle dolu bulutlu mulutlu bir şey hayal ediyorum ama dur bakalım. Cehennem kısmını geçtik diye umuyoruz. Ama en güzel yerinde bitirmişsiniz ya. Çok teaser olmuş. Hani en merak ettiğimiz kısım bölüm sonunu göremedik. Mini Opera. Kite and Lightning yapmış arkadaşlar bunu da. Güzel bir logoları varmış. Enteresan bir deneyim. Yani hep oyun değil tabii ki. VR deyince böyle garip garip farklı şeyler. Evet. Umarım muhtemelen bunu eğer sanattan hoşlanan bir tanıdığınız bir kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız birileri varsa oldukça beğenerek, sevinerek onlara deneyim ettirmenizi öneririm. Tabii ki HTC Vive'a ve sağlam bir cihaza ihtiyaç duyacaksınız. Evet, farklı bir deneyim oldu. Umarız bir sonraki kısma da geçeriz. Orada biraz etkileşime de girebiliriz diye diliyorum, umuyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. VR deneyimlerine devam edeceğiz. Farklı oyunlar olacak. Bazen savaşacağız, bazen dövüşeceğiz, yarışacağız. Bazen de böyle sürreal dünyalarda dalacağız, kaybolacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.